Let's go, let's go. İstek tankları kapat. Ve ELC 90 maçıyla değil, ilk önce Obje 274A maçıyla başlıyoruz güne. Buyursunlar efendim. Hadi bakalım. Hadi bakalım, hadi bakalım. Ya he he. LT ile Borak'a 5'e oy almış. Onu niye izleteyim? 5 oy ne lan? Bağımsız aday gibi. Sadece karısı ve çocukları oy vermiş. LT'ye. Kendi oy vermiş, bir de karısı oy vermiş. Evet, seslerimizi de açalım. Elholuf'un yılanlı müziğini de verelim. Moonrise çaylak klanından Obje 274A tankı ile Elholuf'ta standart bir savaşta 7 seviye ve 8 seviyelerin olduğu bir maçta efendim. Obje 274A'nın zaten detaylı incelemesi benim YouTube kanalımda mevcut. Merak edenler varsa oradan bakabilirler. Tank ama ufacık böyle genel olarak özetlersek tankın olayı 8 seviyedeki nasıl söylenir? T54 gibi, 8 seviyedeki Obje 140 gibi düşünebilirsiniz. Çok fazla namlu eğilmesi yok ama taret zırhı falan başarılı ama gövde zırhı başarısız. Maç başı neyse boşver tankı. Maç başı bizim Moonrise kardeşimiz hafif tankların gideceği yere doğrudan bastırdı ve patlayıcı mermilerini yükledi. Otomatik nişanıyla 2 tane atış yaptı patlayıcı mermisiyle. Bir tanesini 360 vurdu. Rem attı, 268 vurdu. Diğer patlayıcı mermisiyle 404 vurdu. Ve hunharca bir başlangıç yaptı patlayıcı mermisiyle. 1154 alfa... Konuşamadım. 1154 hasarla başladı. Altın mermisini de yükledi. CS-53'ü gövdesinden delebilmek için. Bir hasarda ona attı ve neredeyse 1500 hasarla takımını çok hayvani bir şekilde önde başlattı. Oraya yaptıkları ani baskın sayesinde hem AMX-1357 hem EBR hem de arkada yukarıda spotlanan İKV ve önlerindeki CS-53 öldü. 2000 hasar 1 kill ile birlikte çok sağlam bir giriş yaptık maça. Olması gereken de buydu zaten. Böyle bir seviyede bir maç oynuyorsanız zaten sizden pasif bir oyun sergilemeniz beklenmez. Karşı takıma baktığınızda IS-3 var, Löwe var. Onlar zaten ağır tank bölgesinde oynuyorlar. Onun dışında sizin önünüze gelebilecek en zırhlı tank zaten CS-53'tü. O da zaten Obje 274A gibi bir abimizdi. Çok zırhlı olmayan, alfası yüksek, orta şeker bir orta tank zaten o da. Bu abimiz yanındaki çılgın 1357 ve 1375 ile beraber bastırdı ve o bölgeyi çok güzel bir şekilde temizleyip sert bir başlangıç yaptılar. EBR'ye de bir tane atış, 2300 hasara çıktık. Şimdi yandan yandan yükseliyoruz. Arka taraftan artilerden ve diğer arkadaki pusuculardan yememek için buradan çıkıyoruz. Direkt diklemesine bir şekilde çıksak çok fena yem oluruz. O yüzden buradan tam bu esnada buraya doğru çıkarken dikkatli çıkmanız lazım. Götünüzü kollaya kollaya çıkmanız lazım. Artiden bir tane atışımızı yedik. Bundan sonra kendimizi güvene aldık ve sağdan sağdan ilerliyoruz. Hadi bakalım. Sağlı sağlı gidiyoruz. Şimdi karşımızda EBR MBR vardı. EBR zaten topuk spor yapalı yüzyıllar olmuş. Bu bölge edge hızlandırıyorum. Yukarıya doğru çıktık. Burada bir artı spotlandı. Bir Burask spotlandı. Burask'e bir tane atışımızı yaptık. Boras kardeşim bizi gördü. Geriye doğru kaçıyor. Bir çıt hızlandırıyorum burayı. AMX'e vurmayı denedik. Borask bize atmaya çalıştı. Borask'ın atışından kaçtık. AMX'e denedik ve güzel bir isabetli atışla AMX-1375'i de bitirdik. EBR oradan bize atıyor. Ona da bir kör denedik. Wow! Moonrise kardeşim, bu ne cesaret? İşte adam gibi adamlık, işte feraset, işte cesaret, işte kör atış. Reis, kendimi gördüm seni, gençliğimi gördüm sende. Adam! Güzel bir kör atışla EBR'yi de garaja doğru uğurladı ve altı ne kardeşim, takımını 6-4 öne geçirdi. Kendisinin de 3. kili var. Burask'ı da güzel bir refleks atışıyla atışımızı yaptık. Onu da garaja gönderdik. Toplamda 4 kilimiz var. 3000 hasarımız var. Arti Reis gene bize vurdu. Kardeşim gel buraya. Sıra sende.
Sıra hepinize gelecek. Sıra sana da gelecek. M12'ye nişanımızı aldık. Otomatik nişanın gazabına uğradık. Burada otomatik nişan aldığımızda çok yarı yarıya gözüküyordu tank. Biliyorsunuz otomatik nişan tankın ağırlık merkezine nişan alır. Bu yüzden de eğer bir engebenin arkasındaki tanka otomatik nişan alıyorsanız nişangahı çok iyi gözlemlemeniz lazım. Yapacağınız en ufak bir erken atışta merminiz torpaklara gidebilir. Velhasıl Moonrise ile aynı şeyi yaptı. Mermisi torpağa gitti. AMX-1357'de atışını yaptı. 5 kill'le yolumuza devam ediyoruz. 3650 hasar totalde. Takımımız da 9-7 önde. AMX-1357 ölmeden kaçmayı başardı. 2 tane artı daha var. M40-43 ve M12. Biz AMX-1357'ye biz kabardık ama M40-43 gelin bunun gölgesinde serinleyin kardeşlerim dedi. Yak Panzer tankını garaja gönderdi. Bize de 234 hasar damaj attı. Kardeşim, o zaman Moonrise da patlayıcısını sürdü namlusuna ve ileriye doğru atılıyor. Biliyor ki M40-43 yukarıda. Maç 10-10 oldu bu arada. Yani bizim Moonrise kardeşimiz bu kanadı komple baştan aşağı temizlemiş olmasına rağmen diğer kanat düştü. Yalnızca T-34 kaldı ve 3 tane artisiyle birlikte yalnız kaldılar. M12'ye bir atış geldi, artilerden vuramadı. Biz M12'ye vurduk ama o da ne? Namlusuna gitti mermi. M40-43 bize atışını yaptı. Ucundan hayatta kaldık. 363 vurdu. Yani 400 vursa ölmemiz işten bile değil. M12 artık bitti. M12 yapacağı bir şey yok. 6 kill'imizi aldık. M40-43 reload'da. Ama onun reload'da olması hiçbir şey değiştirmez. T29'un atışı geldi arkadan. M40-43'ü öldürüp hemen aşağı doğru kaçmamız lazım. Çünkü çok az canımız var. 7. kill'imizi aldık ve aşağı doğru kaçıyoruz. T29 altın mermisini yükledi bu defa ve palet attı bize. Kör atışımızı denedik. T29'un bir atışı daha geldi ve onu tutturamadı T29. Buradan da şunu anlıyoruz. T29'a karşı spotumuz düştü. Karşımızda IS-3 var. T29 var. 1357 var. 1357 bizim kepimizin içerisinde. Artilerimizi çatır çatır kesmeye çalışıyor. Artilerimizi destek veremeyiz. Biz de mecburen buraya destek vermemiz gerekiyor. T29 kardeşime bir atışı yaptık. Çok hızlı bir şekilde yanına kaçtık. Yandan kaçtık T29'u. T29 aşağı doğru gitti. Aşağı gittiği için namlumuzu gördü. T29'a bir atış daha yapmak için üzerine doğru basıyoruz. Atışımızı yaptık. 340 canı kaldı sadece. T29 çok geç yükleyen bir tank. Bu arada T29 bir atış daha yaptı ve taretimize vurdu sadece. Bir atış daha T29'a ve T29'la kucaklaştık. Artık diliyoruz ki T29 bizi delemesin ve delemedi T29. Atış sırası bizde ve T29'u garaja uğurladık. Geriye yalnızca IS-3 kaldı. 8 kill. 5200 hasar. IS-3 üzerimize geliyor. IS-3'ü durdurmamız lazım. Topumuz bozuk. Bozuk topla ateş ettik. Yardım istiyoruz artilerimizden. IS-3 de oraya kilitlendi. Birazcık sakinleştik şimdi. T29 kardeşimin ölüsünü kullanarak IS-3'ü spotta tutuyoruz ama IS-3'ün birazcık kafası çalışıyorsa IS-3 ileriye doğru basacaktır. Biz buradan yana doğru çıkmaya çalışıyoruz. IS-3'ün atış yaptığını gördük. Nişanımızı aldık. Atışımızı yaptık. Yukarıya doğru çıkmaya çalışıyoruz. Şuradaki tepeciyi kendimize siper eyleyeceğiz. Ve IS-3'ü karşımızda tutacağız. Taret oynamaya çalışacağız IS-3'ü. Ama IS-3 eğer birazcık daha mevzuya hakimse mevzuyu bitirebilir burada. Bir patlayıcı mermiye bakar iş. IS-3 atışını yaptı. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok gençler. Yak, 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 yak sigaraları. Sigaraları Moonrise için yak kardeşim. Yak sigaraları. Ya. Ya. 8 kill de alsan
7 seviye bir maçta 5000 6000 hasar da atsan bazen olmayınca olmuyor gençler. Kurumuş boğazım. Aynen öyle. İki tane artı kaldı geriye. Yani burada VOT'un gerçeğini görüyorsunuz arkadaşlar. Şu maç oyunun birebir hakikisi, böyle göbeğinden, böyle derininden, korundan, içinden çıkartılmış bir maç bu. VOT bu işte. Yani bazen ne kadar oynarsanız oynayın, bütün takımı sırtınıza alıp taşısanız bile bir kanadı komple baştan aşağı süpürüp üstüne diğer kanada da yürümenize rağmen, diğer kanadın da yarısını temizlemenize rağmen yine de maçı kazanamıyorsunuz. İki tane artı. Biz o çukurda beklerken, biz o çukurda ne yapabilirdik? Biz o çukurda bekleyebilirdik sadece. Çıkamazdık, kaçamazdık o çukurdan. Artilerden birazcık, azıcık da olsa kıpırdanma görseydik, biz muhtemelen çukurun önündeki çalıyı kullanarak IS-3'ü sürekli böyle spotta tutup çıtır çıtır spot yapıp spot yapıp artinin atışlarının gelmesini bekleyecektik. Ama artiler kıpırdamadılar bile yerlerinde. Oldukları yerde çakılı durdular. Ve Obje 274A garaja gitti. Elinden gelenin fazlasını yaptı bu maçta. Güzel bir taktik uyguladı. Agresif girdi maça. Light'ların olduğu bölgeye bastı. Durmadı yukarıda. Çoğu oyuncu yukarıda durur. Light'lar aşağıdayken onları yukarıda avlar. Mesela balkondan onları vurmaya çalışır. Ama Moonrise bunu yapmadı. Moonrise aşağıya doğru daldı. Temizledi. Yukarı çıktı. Temizledi. Devam etti. Temizledi. Devam etti. Temizledi. Her bölgeyi temizledi. Ama takım arkadaşları onun kadar direnç gösteremedi maçta. Ve o da 8 kill ile maça veda etmek zorunda kaldı efendim. RRR yapıp sıka sıka gitti. Top tier tankla Barış'ın fitesi değişik. Gençler, sizin de böyle maçlarınız olsun. Siz de gönderin. Sizinkileri de izleyelim. Oturulan yerden eleştiri yapmak kolay. Aynı tankı alın kardeşim. Aynı haritada, aynı bölgede yardırın. 8 kill alın. Üstüne 5000 küsür de hasar atın. Sizin maçınızı da izleyelim ya. Sadece sana demiyorum Frozen Hero. Bu eleştiriyi yapan arkadaşlara söylüyorum. Yani eleştiri yapmak çok kolay gerçekten. Buyurun gençler. Bu oyunu hepimiz oynuyoruz. Oynayın atın. Sizin maçlarınızı da izleyelim. Benim hoşuma gidiyor böyle maçlar. Böyle çiçek gibi agresif, yardıran, durmadan yardıran giden maçlar açıkçası benim çok hoşuma gidiyor. Ve izlemesini, izletmesini de seviyorum. Anlatmasını da seviyorum. Çünkü aksiyon var aga. Kaybetse bile aksiyon var. Yanlış da yaptı maçın içerisinde. Evet. Ama aksiyon var aga. Var bir şeyler. Bir şeyleri denemiş. Yapmış, yatmamış, pusmamış, beklememiş. Bir taktik denemiş ve taktik %90 tutmuş. Daha ne yapsın bu adam? Evet. M12 kardeşimiz kepe girdi. Buraları hızlandırıyorum. Cap yapıyor. Cap'ten kazanacak mıyız acaba derken IS-3 son saniyede yetişti ve cap'ini korumayı başardı. Halbuki M40-43 miydi az önce ölen? M12 miydi? Her neyse işte. Sevmiyorum artıları. Bu kadar geç kalmasaydı cap'e gitmede, canım benim, maçı kazanmaları işten bile değildi. Moonrise'ımızın da emeği boşa gitmeyecekti. Hadi bakalım. Gelin Moonrise'ın maç sonu raporlarına bir bakalım. Aynı zamanda da Obje 274A maç oylama. Aynı zamanda da oylamamız başlasın. Evet. Gençler. Upload replay. Choose file. Anket linki geliyor chat'e.
Buyursunlar efendim. Anket linkini gönderdim. Oylama başlasın. Benden kendisine puanım çiçekler gibi 9. Çok güzel bir şekilde agresif başladı. Güzel devam etti. Güzel toparladı. Maçın sonunda sadece o hatayı yapmayıp çalıda bekleyerek kendi artilerini biraz daha zorlayabilirdi. Onun dışında bence gayet güzel bir maç çıkardı arkadaşımız. Eline koluna sağlık. Bakalım sizler ne düşünüyorsunuz? Evet. Gelelim maç sonu raporuna. Tankası 3 tane küçük Breve, Redley Walters, Dimitru yüksek kalibre ve Top Gun madalyasını aldı. Astı böğrüne böğrüne. Takım skoruna geldiğimiz zaman ise 5773 hasar, 8 kill, 854 asist hasarı, 1700 de zırhından sektirme ile birlikte kaybetmesine rağmen iki takımda da en fazla deneyimi alan arkadaşımız oldu. Kaybetmesine rağmen. Bir de bu maçı kazanmış olsaydı ne kadar kazanacaktı? Bu 1177'nin üstüne bir de 636 gelecekti. 1800 küsür saf deneyim almış olacaktı arkadaşımız. Tankı premium olduğu için ve yanlarda bir sürü de bonusları açık olduğu için tam 276 milyar milyon krediyi kazandı. Çok fazla altın mermi kullanmadı. Tüm harcamalarını düştüğümüz zaman da 210 bin krediye yakın krediyi cebine kar olarak attı efendim. Çık 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 çık. Tıs. El Haluf maçında yılan gibi bir maç ama sonu kötü bitti. Hadi bakalım. Oylama başladı. Puanlar geliyor. 71 tane oy var sadece. Ey gençler, sandık başına oylamaları devam edelim. Sandıklarımıza sahip çıkalım, oylarımıza sahip çıkalım. Dedeye sahip çıkalım dedeye. Şimdi şu programı açalım. Gençler, tank konularını normal yayınımıza geçtiğimizde konuşuruz. Şu an replay izliyoruz. Replaylerden sonra konuşacağız hepsini. 5 veren ayı suçtur kesin. Bilmiyorum artık. Kanalda ISD nasıl oynanır videosu var. Onun gibi olmuş. Evet. Birazcık ona benziyor. ISD'yi de hızlı tankları da böyle oynamak lazım zaten. Agresif hafif tank bölgesine gidip bam güm bam güm ağız burun kırmaca. Programımız açıldı. Oylama sonucunu 81 oy geldi. Çok az oy veriyorsunuz. Neden? Oylarınız çok az gençler. 200 kişiyiz. 80 kişi oy veriyor. Son bir tur daha atıyorum linki. Sonra da oylamayı kapatacağım. Oylayalım. Pam 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 para para pam. Oylayalım gençler. 100 oy olsun bırakalım. Hadi bakalım. En azından topluluğun yarısı oy vermiş olsun. Gerçi şuradan da takip edebiliyoruz değil mi? Edebiliyoruz. Gönder 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 oyları. Strapol'da oy verdiysen sign-in olmaya gerek yok. Oy vermen yeterli. Orada benim gönderdiğim linke tıklaman ve bir tane puanı oy vermen yeterli. 94 oy oldu. Para pam 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 pam. 97 oy. Come on. Son 3 oy. Merihçim, gösteririm birazdan.
3 tane daha oy istiyorum sizden. 3 oy verin. Bu iş huzur içinde çözülsün. 3 oy daha. Hadi lan. 3 kişi daha oy verecek. O kadar ripli izletiyoruz size. Gidip oy vermiyorsunuz. İzletmem vallahi bak. Kap. Sataram köyü. Sataram ha köyü. Oy verin. Kardeşlerim. ...99 oy. Hadi 100 yapalım artık şunu. Ve 101 oy oldu. Eyvallah. Eyvallah adamsınız. Eyvallah teşekkür ettim. Tamamdır. 100 oyu geçirdik. Finish diyorum. Kapattım ve 8.2... ...puanla... ...bu replay'i... ...puanlamasını bitirmiş olduk. Eyvallah. Oylarınıza sağlık. Moonrise kardeşim, eline sağlık. Evet gençler, sizin de böyle güzel replay'leriniz varsa bunu bana nasıl göndereceksiniz? 1. Öncelikle replay'inizi VoteReplays'in sitesine yüklemeniz lazım. VoteReplays.eu, VoteReplays.com fark etmez. Giriyorsunuz, buraya kendi vote hesabınızla giriş yaptıktan sonra buraya kendi replay'lerinizi yükleyebiliyorsunuz. 1. Buraya replay'inizi yüklediniz. 2. Mr. Botoş'un Facebook sayfasına. Bak yazıyor yukarıda facebook.com Mr. Botoş. Buraya geliyorsun kardeşim. Burada mesaj at düğmesine tıklıyorsun. Ve aha bu replay'inin linkini kopyalayıp Mr. Botoş'a mesaj atıyorsun. Bu kadar. Başka da hiçbir şey yapmana gerek yok. Ben replay'i izlediğim zaman benim kafam görüldü olarak geliyor zaten senin mesajına. Ben senin mesajını gördüysem replay'ini izlemişimdir demektir. Daha görmediysem replay'ini de görmemişimdir. Kafam yoksa yoktur kardeşim orada. Kafamı görmen lazım. Kafamı gördüysen iş tamam. Kafamı gördüysen eğer orada gel Twitch yayınlarına, canlı yayınlara. Maçını görme ihtimalin büyük. Büyük. Bu kadar. Hadi bakalım. O zaman sonraki maçımıza geçiyoruz.